Videoya başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve de yayınlamış olduğumuz videolardan ve açmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşunun hemen yanındaki zile tıklayarak bütün bildirimleri açabilirsiniz. Son olarak kanalımızın önerilen video arasında çıkmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Merhabalar, ben Semih. Tekrardan birlikteyiz ve de Cats oynayacağız bu videoda. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Havalar sıcak, yaz ortasındayız. Yazın ortasındayız. Dolayısıyla serin yerlerde bulunmakta fayda var. Ben şu an serin yerdeyim, evimize internet geldi. Fortnite alıştırmaları yapmaya devam ediyorum. Böyle oynamayı tamamıyla hallettiğim zaman kanala video gelmeye başlayacak. Alex, hemen bıraktım, başlayalım. Seviye çıktık. Bir sonraki seviyeye yükselmişizdir diye zannediyorum. Çünkü en son bıraktığımızda şampiyonan bitimine bir gün daha vardı. Ve de o gün bitti mi? Yani bakalım şuradan. Galiba dün bitti. Öyle gözüküyor. Dün bitse bile ben dereceli yükseldiğim için bilmiyorum ya, bakalım. Şimdi şu anda yine bir bayağı bir zaman vardı bitimine. Topuz geldi. Topuzu kullanacağız. En azından diğer gölgeyi koyarız. Sesleri geldi, gel geriye. Evet, maalesef dün bitmiş. Kötü oldu bu. Her neyse, şimdi bakalım. Bu şampiyondan çıkabilmek için yeterli güce sahip olabilecek miyiz? Şu anda bulunan gövde bu metal için vuruş veriyor. Yani kaçarı yok ya, bunu yine kullanacağız bu videoda. Dolayısıyla canı nasıl bir şekilde artırabiliriz, onun hesabını yapsak bizim için iyi olabilir. Ve de şurada bir topuz, titan için can veriyor zaten. Onu şuradan şuna koysam iyi olur. En azından 1800 can gelir fazla. Gayet iyi. Önde ne var? Önde scooter'ım var. O da scooter. Güzel. Bu kaçıncı seviyede şu anda? 10. seviyede. Sağlık alet çantasını hangisini şuna kullansam? 393 gün ve çok fazla istiyor. Öndekine kullansam 24 gün. Yani fena değil. 5 yıldız olan mitralyöz arkadaşımız bu. 200 kaç? Neden bu kadar fazla istiyor? Yani benim yaptığım şu ana kadar 491'lik bir artış. Bak olsan. Yok artık ya, bunlar çıldırmış. Her neyse, yani şu şekilde bir şampiyonaya gitsek acaba başarılı olup çıkabilir miyiz? Hemen onu bir kontrol edelim. 19.700 güzel. 19.747'lik canı vardı. Bu arkadaş gayet iyi. Havaya kalk. İşte bu canımızın biraz artması gerekiyor. Maalesef çıkamayacağız. Oy, çok kötü ya. Da burada bırakalım bu şampiyonayı. Şu anda yapmamız gereken şey hemen olarak şampiyonaya çatı savaşına girip oradan güzel bir kutu içerisinden gelecek olan güzel bir gövdeyi beklemek. Parçamız yine aslında bakarsanız şu an bulunduğumuz seviye itibariyle yok da denilebilir. Evet, mitralöz sonunda geldi. Altın parçalardan. 16. seviyedeyiz. Kaç yapıyor bu? Hangi altın ligi yapıyor? 2. altın seviyesindeyiz. Yani kesinlikle şu anda çete savaşında güzel bir parça ve gövde gelmesi şart oldu artık. Dolayısıyla canın da bir şekilde artması gerekiyor ki iddiamız artsın. O yüzden güzel bir gövde bekliyoruz. Çete savaşında olabildiğince ilerleyeceğiz. 128 taşımız var. Vereceğiz abi en kötü. Bir şeyler yapacağız. Şu anda saat 17.19. Evde internet var. Çektiğim gibi direkt olarak videoyu yükleyeceğim. Hemen bir müzik koyup videoyu da sıkıştırıp boyutunu küçültüp hemen olarak yükleyeceğiz. Bakalım ne kadar da yükleyecek. 10 megabit internet hızımız var şu anda. Yayın yapmak için yine yeterli bir hız değil ama tabi download hızı bu. Upload hızı da 1.5 megabit falan vardır diye zannediyorum. Onu test etmedim henüz. Son bir kez daha buraya girelim. Kutuyu aldık ama 12.000 sağlam vurdu roketle. Tamamdır. Artık çete savaşına girebiliriz. Bayağıdır şehrin krallarını yapmadım. Klan çöp oldu galiba. Oyunla da ilgilenemiyorum dolayısıyla.
Ama zaman buldukça işte girip videolarını çekmeye çalışıyorum. Şimdi çok değişik Niki var. T, So, M, Qua, C9. Bayağı enteresan. Yeni gelen mitralyözü herhangi bir gövdeme koymamda fayda var. Şöyle biraz gidelim koyacağım. Elmas gövdesi altın parçalardan olsa 2 yıldız. Yani gerçekten kullanmak için güzel bir gövde şekline sahip. Ama seviyesi düşük olunca bizim de cana ihtiyacımız olunca her şey değişiyor tabii. Yani şu an altın parçalardayız ve halen daha kullandığımız gövde metal parçalara ait. Yani vuruşumuzun 30 bin olmadığı sürece bu can pek de yeterli olmayacaktır. Balon geldi 2 yıldız, güzel. Ya şu balonları biz koyalım artık şunlara, değil mi? Bu ne için? Aa, bu mitral için vuruş veriyor. Ha, buraya koymaya gerek yok. Dolayısıyla bir tane balonu alalım şuradan. Bunu alsak bana ne için can veriyor? Çok güzel. Sen gel, sen de şöyle gel. En azından bunu böylelikle koymuş olduk. Bir yıldız. Madem bir yıldız, bunu buradan alalım. Hangisi daha fazla vuruyor şimdi bakalım. Evet, alttaki daha az vuruyor. Bunu koysak 6000. İnanılmaz. Peki yeni gelen mitralyöz. Orada bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Olmaz ya, bence düşer. Vay be, yine arttı. Süpermiş abi. Peki saldırı alet çantasını hangisine koyacağız? Tabii ki ona koyacağız. Yalnız 222 bin. Neyse, paraları bugünler için. Belki 2 yıldızlı mitralyöz gelir de diğerini kullanmayız. Bir tanesine direkt olarak yatırım yapmakta her zaman fayda vardır. Telefona reset attım bu arada arkadaşlar. Dün her şeyi sildim. Direkt fabrika reseti attım. Şu anda telefonda fazla bir oyun kalmadı. 2-3 iki tane oyun var şu an telefonda. Biri Clash Royale. Diğeri de şu anda Cats. Hungry Shark, o kadar videosunu çektik. Yine fena izlenmedi ama hayalimdeki izlenme böyle bir 1500-2000 falan olsaydı bayağı bir onda yürürdük. Tabii o kadar beklenilmesi normal değil çünkü eski bir oyun. Bir online tarafı yok, bir heyecanlı bir tarafı oynayan açısından var. Yani diğer türlü de izleyenler, arkadaşlar da yine seveler oldu ama sizin tarafınızda oynayanlardan da oldu. Sonra baktık, ben de sıkılmaya başladım. Sonra bıraktım, daha da çekmedim videosunu. Tabi oyuna da girmedim hatta. O yüzden yine Cats. Favorimiz kaldığımız yerden Cats'e yine devam ediyoruz. 500 bin küsür paramız oldu. Yeterli olur mu iki tane saldırı alet çantasını koymak için? 220 bin versek, diğerinden de 380 bin, 400 bin falan istese de biraz para lazım. Hatta şu an gelin deneyelim. Şunu koysak 220 bin. Diğerini koysak, anlamadım. Az önce 220 bin istemedi o zaman. 180 bin. Çok enteresan. Oluyor bazen böyle şeyde. 55 bin şuna koyalım çünkü mitraliz için vuruş veriyor. Hatta gelin bahiste şunu deneyelim. O 214 kişi vermişse kaybedecek bile yani, sıkıntı yok. Sen gelsin. Hayır, gövde değil. Zaten maksimum bonusa sahip. Şunu koyalım. En azından %3 gelecek vuruş. Mitalizm bayağı bir arttırabilir vuruşunu. 725 kitle sağdakine vermiş. Hadi gelin de şunun da ne olduğunu öğrenelim. Kaybedersek de hiçbir şey olmadığı için yüzdelik bir artışı geri alabiliriz. Aşağı inelim bakalım. 5 saat, 1 saat, 9.34. Vay, bunlar da şu alttaki gövdeler. Karbon parçaları gerçekten özlediğimi söyleyebilirim burada. Şu anda gövdeye tekrar girince 24.000 vuruşumuz var. Madem öyle, şu parçaya biraz yükseltme yapalım. %120 ne için? Roket için. Gel bakalım o zaman. 2800. Yani dehşet bir artış oldu bizler için. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen gel. Sen gel. Sen de gel. Şunu koyalım. Zaten bir yıldız olduğu için altı seviyede bu kilitlenecektir. %120 can veren olay dursun. Çok iyi. 11 seviye arkadaşı da koyduk şöyle. Ayrı ayrı bunu hiç koyamamalıydım. %30 can veriyor. Sörfçü için. Yok ya, bu kadar büyük olsa bile kullanacağımızı zannetmiyorum derken, zaten 6 seviye olduğundan ötürü belli bir yere tıkanacaktır. Bari şunu koyalım. Bir tane daha koyduğumuz zaman 4 yıldız. Evet, 4 yıldız bu işi tamamlıyor. 30 bin vuruş dedi.
Hani bakalım kendimize çelişeceğiz mi? 30 bin vuruşta anca bu toparlar dedik. Şampiyonaya girmeden hemen geri gelelim. Çünkü şu anda ne derler onun adına? Bice diyor. Bice'in hemen sonucunu öğrenelim. En başta alttakinden başlamak istiyorum. 10 saniye bitmedi mi? Ha, üstteki bitti. Arada saniye bayağı bir koymuşlar yani 15 saniye. Önceden hiç böyle bir şey yoktu. Soldakine mi verdik? Sağdakine vermişiz. Umarım alırsın kardeşim. Geçmiş olsun, kaybetti üstteki. Gerçekten iyi. 3 taş kaybettik. Neyse, ziyanı yok. 3 taş da iyidir. Alttaki alacaktır ama. Bugün fazla kafa yormak istemedim. Hemen olsun bitsin diye uğraştık. Ama bu arkadaş kesin alacaktı yani. Kaçarı yok. 126 vuruyor. Şöyle bir geri git. Yani kaçarı yok yani. Bu arkadaş olayı tamamladı. %3 can veriyor. Umarım Search için can veriyordur diyeceğim ama Search için can verse bu gövdenin ne kadar canı artabilir ki? O da var. Hemen bakıyoruz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Search için can veriyormuş. Peki şu gövdeyi gelin bir arttıralım. 300 can arttı. Hadi biraz daha deneyelim. 252'de tıkanıyorsa o dursun. Sen gel. Sen de gel. O maksimum oldu bile. Evet, 6 seviye. Yani şu anda fena değil. Yani çete savaşına girmeden yine bir şampiyonaya girelim. Çünkü bayağı bir yükselttik gövdemizin parçalarını. Ve bu yükseltmeye karşın şu anda iddiamız nedir onu bir görelim. 16 bin. Ha, rahat bir skor. Yani çıkabilme durumumuz var. Yani en azından vuruşumuz çok fazla. Canımızı da bir nebze olsun yükseltmeyi başardık. Yani bundan rakipler tarafından alınmamıza neden olacak şeylerden bir tanesi olursa balon. Ama balonu patlatırsak hiçbir şekilde alabileceklerini açıkçası zannetmiyorum. Çünkü bayağı bir güçlendik. Görmüş olduğunuz gibi lazer bile ateşlemeye fırsat bırakılmadı. Ölmeyi gördü. Abi helal olsun. 1800 vuruyorsun. Sabaha kadar da vursan bizi alamazsın. Diğer arkadaşı da alacağız inşallah. Hayır, 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 hayır. İşte bundan çok korkuyordum. Başıma da geldi. Didi. Alamadığımız iki tane kritik adam var. 10 bin vuruyor. Tamam, yani bunu bile aldıysak artık bu ligden çıkmamız lazım. Big Fat Mafya. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Vuruşu ne kadar arttırabilirim ki o adamı alabilirim? Bilmiyorum ki, şu an düşünmekteyim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir bıçak koysam olmaz. Vuruştan bayağı bir ödün veririz. Kovucu var orada da. Sağdaki arkadaşa bıraksam bu %36 olur mu? En azından koyalım ya. Ne olur ki. Tamam, o şekilde öyle bir dursun o. Biz hemen tekrardan Çete Savaşı'na girelim. Bakarsanız güzel bir şey gelir. Yolumuzu oradan belki bulabiliriz. Yani şimdi şöyle de bir şey olabilir. Yani şu anda vuruşumuz 32 bin. Gövdeyi değişmiyoruz çünkü %120 miktar için verilen bir vuruş oranı var. Ama eğer bize altın parçalarından bu tarz bir sörçü gelirse canı bayağı bir fazla olur. Yani bir 30 bin, 35 bine kadar çıkartacağız diye, çıkartırız diye düşünüyorum. Öyle bir şey gelirse yani bakalım nasıl bir şekilde sonuçlandıracağız bu olayı. Bıçak gelir, bıçak koyarız. Gelen balonu da bir şekilde önleriz. Ve de canımız da yüksek olduğundan ötürü yani o şu anda kullanmış olduğumuz gövdenin vermiş olduğu vuruşu hem bıçak veya pompalı koyarak hem de canımızın fazla olmasından kaynaklanan bize yardımcı olan etkenlerden dolayı bir şekilde telafi etmiş oluruz. O durumdan bize iyi bir gövde gelmesi gerekiyor. Özellikle Sörçü ve altın parçaları 2 yıldız çok işimizi görür açıkçası. Ahana da tek yedik. 12 bin vuruşu var. Çok sağlam. 8 bin vuruşu var. Bunun şeyi yok. Hadi be. Buna bir şey koymayı unutmuşuz. Ona tek atan bunu hayli hayli yer. Tabii tek atılmadı ama neyse.
Şimdi o zaman bizim rakiplere giriş sıramız değişecek. O zaman ilk gövdeye hemen şu Bice'e tekrardan bir bakalım artık biraz daha şey yapabilir bizim açımızdan. Önemli olabilir Bice'in sonuçları. %3'lük bir artış söz konusu olacaktır. Kardeşim lütfen ha adamsın ya. Vallahi korkutuyordun bizi. %36'ya çıktı kasa. Hemen geriye gelip miktar özü takalım. Artık anlık gelen yorumlara direkt olarak kalp atıp yorum bırakacağız. Çünkü artık internetimiz var. İlk gövdeyi seçelim. Hemen ne kaç vuruyor? 2658. Mithral öz nerede? O kaç vuruyor? Aa, mithral öz yok. Bunu koyalım o zaman. bu arkadaşın yerine de onu koymayacağım. Yani umarım başarılı oluruz. İkinci gövdeyi tekrar seçelim. Gel bakalım kardeş. Çete savaşı 6'ya mı geldik? 7'ye mi? 5'teyiz. İnanılmaz. Şimdi adamda ne var? Mitralyöz var. İki balon bunu haklar ya. İki balon bunu haklar. En azından bayağı bir canımız gitmez çünkü. Az önce bu rakibe ilk girmiş olduğumuz gövde bizim ana gövdemizdi. Bayağı bir duman etmişti bizi açıkçası. Daha bu arkadaşa da şununla gireceğim. Kardeşim işini biliyorsun. Sana karışmam. Adamsın. 700'e vuruşla. Bunu almak bayağı bir zor gibi gözüküyor. Headshot doydu artık bizim. Ve son gövdesinde bizim ilk gövdemiz, pardon ikinci gövdemiz, ana gövdemiz. Hadi o yine tek atmaz ama bayağı bir canını yaktık, bayağı bir canını yaktık. Bunu da bir vuruş tabii olmaz. Gel abi ilk gövde. Aman ha, aman ha. Aman, aman diyeyim. Güzel, şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Geriye kalan tek bir şey güzel bir search gövdesinin gelmesi. Forklift yani. İlk gövde madem böyle bir şeyim var. İki tane balonu patlatamayacağına göre. Seni 2658 vuruşa sahip olan roketle alıyoruz. Pardon. Tek attık be. Çok iyi. Buna da bir tek atamayız ama çok güzel. Şu an ilerlememiz mükemmel. Eğer bize bir sörfçü gelmeyecekse bile 3 yıldızlı mitalyoz gelirse yani bomba bir olay olabilir. Arkadaşlar çok iyi ama sörfçü gövdesini tekerek sotlar berbat hatta leş. Neyse fazla yakınmadan koca ayak için can veriyor aman ya Rabbim. Sen sörfçü için bir şöyle bir güzel can ver. 2035 1600 sinsi için elmas için sörfçü için. Neyse tabii hiç gerek yok ona da. Şunu da koyalım arka tarafa. Gel kardeşim. Sörfçü için %3'lük bir can. Sen şöyle arkaya gel. 3000 çok iyi. Yani en azından şöyle şunu da koyduk mu? Gövdeyi de bir yapıştırdık mı abi neredesin? 50.000 şeyimiz var. Ne için? Elmas için. Hiç gerek yok bir saniye aman aman. Şu gövdeyi bir ekleme yapacağım ben. 1260 çok iyi. Ne için vuruş veriyorsun? Hiç önemi yok. Artırsak, satsak 22.000 çok iyisin. Sen gel şöyle. %120 kaya için. Kaya'ya ben Hilti'yi koyar mıyım? Sen de gel kardeşim. 30.000 canı devirmek üzereyiz ki devirdik. Search için can veriyor. Umurumda bile değil. Bu elmas için. Sen de gel şöyle. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Evet, burada koyacağımız bir şey vardır elbet. Paramız bitti. Sat. Yani 18.000 vuruşa kadar ulaştık. Ama yalnız bir saniye bizim söylediğimiz olay bu değildi. Bizim söylediğimiz olay buydu. Bunu geriye koyacaktık. Bir pompalı o da öne artık vuruştan feragat edecek. Yani bu şekilde bir yol izleyecek idik. Buradan forklift bayağı bir fazla var. Bunu alır şöyle bir koyar. Şunu da şöyle koyarsak. Sen de şöyle gelirsen. Yani şu şekilde bir bakalım. Alamadığımız rakiplere bu gövdeli alırsak diğerlerini alırız diye düşünüyorum. Çünkü zor arkadaşlar var. İki kişi de bizi aldı şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel. Çok güzel. En kötü bu arkadaş. Eskavatöre kadar git. Oradan bir destek al. Umarım eskavatör kalkmaz. İşte bu be. 2'de 2. Evet şekil yapıyordum bize. Hayır. Yo. Gerçek olamazsın.
Ya sen gerçek olamazsın ya. Bu nasıl mümkün olabilir? Neyse pompalıyı geriye koyacağız. Yani bu şekilde yapacak bir şey yok. Çünkü adamı gördüğünüz adam affetmiyor. Değişik bir şey ya. Çok değişik. Gel geriye. Sen de şöyle gel. Bahis oynamış mıydık? Oynamamışız. Oynayalım mı? Varsa oynayalım. Var mıdır? Ben kontrol edeyim. Riskli abi geç. Lan bir şuraya tıklayamadım. Ben nerelere giriyorum ya? İyice kafam gitti. Sörfçü kafamı aldı benim. Bakalım pompalı arkada ne yapacak? Balonu patlatsan yeter. Tamam. Biraz da adama vursan diyorum hani yani adam almak için belki adam alırız. La bu nedir ya? Abi bu nasıl mümkün olabilir? Allah Allah. Bıçak koyacağız artık ne yapalım? Yani şu anda her şey aleyhimize ilerliyor ya ulan. Yok artık. Abi sörçü gövdesinin şu şekilde olması ne iğrenç bir şeymiş ya. Lan bu kadar kötü bir şey olabilir mi? Şuraya bak rezillik abi. Abi bundan daha kötü bir şey olamazdı ha. Şu geriye gel bakayım. Şöyle öne gelsen. Ben şu topuzu şundan alsam. Bu şekilde sana koysam. Tekrardan pompalıyı alsam şöyle. Ha sen geri gel ya. Sen şöyle gel. Valla bakacağız artık. Bakacağız nasıl bir şekilde olacak. Evet sonunda rakibi aldık. Hayırlı işler güzel. Ama bilmiyorum ya. Bunu da alır mıyız? Alırız. Güzel. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Şu anda herkesi almayı başarıyoruz. Bunun sonucunda nasıl bir olayla karşılaşacağız? Acaba ligden çıkabilecek miyiz? Çıkarsak çok iyi olur. Hani çıkamasak bile altın bir şekilde elde ederiz, satarız. Gücümüz yetmezse arttırırız, canımız yetmezse arttırabiliriz. Ama belli bir düzeyde bunlar gerçekleşir. Çok da fazla uçamayız. Yani zor rakipleri aldık, geriye çerezleri kaldı desek yeri midir acaba? Doğru mu hatırlıyorum? Noel, bu da bizde artık. 19, Prestige 20'ye çok az kaldı. Oyunu en son noktada ve bizim açımızdan Prestige 20 24. seviyede noktalayacağız ve orada artık yükselmeye devam edeceğiz. Ve sonrasında daha Prestige girmeyeceğiz. Girmem ya, daha da girmem diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde de rakibi alacağız. 1800'lük vuruşla bizi nereye kadar idare edebilirsin kardeşim? Abi seni böyle yavaş yavaş geriye itir. Eskalatör de oradan gelir. Ve seni alır. Son rakiplere yaklaşmak üzereyiz. 12, 10.261 vuruşu var ve son rakip. Kardeşim lütfen. Adamsın. O kovucu aman bana vurmasın. Bitti. Vallahi billahi bitti. Arkadaşlar seviyeye yükseldik. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bizim açımızdan çok iyi oldu. 17. seviyeye ulaştık. Süper kutudan geliyor ne bizlere? Scooter geldi. Evet hemen yükselmiş olduğumuz seviyedeki arkadaşlara da bir dalalım. Bakalım buradaki durumlar neymiş? Şimdi 11.790'lık bir vuruş. Cats Destroyer. Evet. İkinci arkadaş Mehmet. Sana selam olsun. Diğer arkadaş. Bundan da yükselebilir gibi duruyoruz. Bana öyle geliyor. 18.796'lık bir can. 8.840 vuruş. Bu da gitti. Big Fish. Thunder Babe. Bu da gitti. Sonraki rakipler. Evet. Ay'a doğru bir vuran arkadaş. Brezzy. Ha, iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz gidiyoruz. Aman ha. Aman ha. Bizim hoca diyordu. Dilime takıldı. Bu aralar çok söylüyorum onu. Rainbow Midget. Bu da tamam.
şu anda gayet güzel. Her şey istediğimiz gibi. 12. arkadaş. M-I-Q-I. Bunu da aldık. Ve son arkadaş şu anlık. Bunu da aldık lan. 10 numara gidiyoruz ya. Felaket abi ya. Felaket. Şimdi şöyle bakacak olursak. Anlamadım. Anlamadım bu ne demek. Ben sizi alırken siz de beni mi aldınız? O ne lan öyle? Herkese almıştım ben oysa ki. Ya kardeşim neden eklenmiyor şu bir adam ya? Neden gelmiyorsunuz abi? Bak ne güzel ben adamları alıyordum. Bak şimdi saçma sapan gövdeler gelecek. Alamayacağız. 11 bin vuruyor crush'ı. Yapma kardeşim. Aldık. 9-3'ün 12 yapar. Bunu da alırsak Daffy Duck. Çok güzel. Neredesin güzel kardeşim? Neredesin? Bekliyoruz. Onu bekliyoruz abi. Onu bekliyoruz. Seni bekliyoruz ha kardeşim. Gel artık. Oho. Çok saçma bir adam gelecek abi. Çıkamayacağız bu ligden. Kalacağız öyle ha. Vallahi. Kalacağız öyle. Buradaki rakip nasıl? 22.000, 31.000. Ha, güçlü bir arkadaş. Aşağıya topuzu koyalım tekrardan. Topuz gel. Balen için %30'luk vuruşum var. Tamam. Abi gel artık ya. Bak beni alacaklar. Duramam burada fazla. Beni indirirler. Tekrardan şu arkadaşa girelim. Ulan sesim gitmeye başladı bir an. Balonu var. Roketi ve mitralyözü çok iyi. Devirmeyi başardık. Güzel. Tekrar giriyoruz. Bunu da alsak çok iyi olur. Bunu ancak bununla rahat alabiliriz. Güzel. Son gövdesi. Tek gövde hepsini alır mı? Neden olmasın? Neden olmasın? Evet güzel bir indirme daha yaptık. Yeni gelen bir search gövdesi. Lan nasıl da olayı bildik. Yani bir search gövdesi gelse dedik. Canımız artar, vuruşumuz azalır ama bıçak veya pompalı koyarak gelen balon etkisini azaltır. Ve ligden çıkarız diye söyledik. Onlar da gerçekleşti. Şu arkadaş da gelse. Bak savunuyor, makine savunuyor ha. Makine savunuyor. Al bizi abi. Kutudan ne çıktığını bile görmedim. O kadar hızlı geçtim. Tekrar giriyoruz artık. Zaman kaybetmektense. Yalnız bu adam güçlü. Umarım tek vuruşla beni almaz. İşte bu süpersin. Ama bunu yapma. Bunu yapma kardeşim. Bakalım burada ne yapacağım. Kaçarı bile yok ya. Oha. Vallahi aldık. Lan bomba. Kardeşim sürtme ne olur. Ay lazer gibi çizdi beni ha. Neyse hiç onunla girmesek acaba olur muydu? Sayılır. Neyse fena değil fena değil. Alma durumumuz yine olabilir. Yine şu an ihtimalleri doğrultusunda çıkma şansımız var. Rakibi geçme şansımız yüksek. Bu arkadaşta durum ne? Geldim mi? Evet arkadaşlar yeni adamımız geldi. Evet bakıyoruz. 19.571 canı var. 7.929 vuruş. Evet bir sonraki seviyeye videonun ikinci seviyesine yükselmek için videoda yükseleceğimiz ikinci seviye az kaldı. Geliyoruz abi. Geliyoruz abi. Umarım gövdesini değiştiren kimse yoktur. Umarım benim gövdemin gücünü görüp kimse daha evet ben bu adamı gerçekten almak istiyorum demez. Yani video başladığında öyle düşünüyordum ben. Tamam ben buradan çıkamam. O zaman ne yapacağız? Çete savaşına girip gövdeyi bekleyeceğiz. Bakın aynısı oldu. Crash'ı yapma kardeşim, yapma kardeşim. Crash'ı bizi bayağı korkuttu. Evet Mehmet geldi. Sağ kulvardan ilerleyen Mehmet yine bize mağlup oluyor. 19.776 can. Aman ha. Aman ha. Güzel. Dövüş 8. Tak bunu da almayı başardık. Zaferler 9. Evet hızla ilerliyoruz. Amacımıza doğru gidiyoruz. 30.000 can. 13.000 vuruş. Cats Destroyer. O da bizde. Ve de 18.679. Plonkas. Süper gidiyoruz. Son iki rakip. Aldığımız. Aman ha fazla vuruyor bu. Daffy Duck. Ha, çok iyi. Yani rakibi şu an alamamaktan ziyade hem zaman kaybetmekten hem de o rakibi alamayıp sonrasında yükseltme yaparken gövdesini değiştirin diğer rakipleri de alınma ihtimalimiz artmasın diye aldığım rakipleri alamamaktan bu yüzden korkuyorum. Evet yeni parçalar varmış. Mantarı seçiyoruz abi tak 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 tak. Süper şeyler geldi. Hayır tabii ki de.
Evet, üst düzey kutu geldi. Aynı şey. Evet, yine bir kişiyi bekliyoruz. Yine rakibe giriyoruz abi. 20.669 cash. İlk rakip o da bizde. 30.000 can, 13.000 vuruş. Rakipleri artık. Şefik Baba kardeşim, selamünaleyküm. Nick'in hoşuma gitti Şefik. İsmini seviyorum. 18.999, 22.000 canı değil, vuruşu var. Güzel tutturmuş ha 999'u. Daha bunun kendine hayrı yok. Ancak kaya itici kullanan arkadaşlar bu arkadaştan hasar alabilir. Çok kullanılan gövde olduğu için. Pretty. MC Pretty. Evet, 44.000 vuruş. İşte bu gövdeleri çok seviyorum. İticisi var, testeresi var. Piramit önde, silindir arkada, skuter. Bayılıyorum o gövdelere. Evet, mitralyöz. Yani çok değişik gövdeleri geliyor tabii bizim için, çok iyi. Saçma sapan gövdelerin ne işe yaradıkları belli bile değil. Evet, bir tane daha onlara eklendi. Yani biz yolumuza bakalım. Bu seviyeden de çıkalım. Basalım gidelim abi. Yani şu anda aha alamayacağımız, yok bu arkadaşı kesin alamayız dediğimiz bir rakip yok. E bu da onlardan bir tanesi. MC Lovin. İki tane MC nickli arkadaş vardı bu ligde. Devam ediyoruz. Hız kesmeden 27.000 can. Evet kardeşim. Son iki rakip. İki rakibi de alırsak yeni gelecek arkadaşı bekleriz. Onu da alır. Gövdesinin içinde kimse olmazsa derken 13.000'lik bir vuruşu var. Marco. Kardeşim sen nereden geldin? Marco. Evet, Marco'yu bekleyeceğiz. Abi 90 bin can ne demek ya? Sen nereden buldun o kadar can? Ne yaptın abi? Neyse, yeni bir arkadaş gelsin. Marco onları alsın. Beni de alsın, çıksın gitsin abi. Marco şu an kaç kişi almış? Marco'nun 5 tane mi bini var? Marco kardeşim şimdi Marco'ya işi bırakmadan biz bu işi nasıl halledebiliriz? Saldırı çantamız yok. Bu search için can veriyor. Tekrar mitralyözü burada bir bahise koysak, sağdakini koyalım mesela. Şöyle sen gel. Tamam. En kötü canı arttırırız. Gövdenin ulaştığı can kaç? 7. seviyeye ulaşmış gövde. Hadi gelin şunu bir arttırmaya çalışsak biraz daha. Ha gayret. Kardeşim şunu koyalım. Sen de gel. Ha, testlerimiz var. Hiltimiz var. Ve 1097'lik can artış içinde her şey. Başka bir şey var mı? Tamam, bir matkap. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tekrardan içeri savaşına gidelim. Artık buradan yeni gelecek olan bir ne olabilir? Bizi bu durumdan kurtarabilecek güçlü bir şey, güçlü bir silah ne olabilir? Mesela buna, yine bununla girsem. Arkadaşlar biz bunu alamıyorduk zaten, değil mi? Evet, şu anda bu gövdeyi bununla aldık. Çok iyi. Evet, bunda sıkıntı çekiyorduk. Gövdelerde bir değişiklik yok. Ne yapacağız? Bu arkadaş bütün gövdelerimizi alacak ya. Jilet gibi kesiyor hala abi. Adamın acıması yok. Sen ne yapacaksın? Aha, bu da bu. Evet, sen. Abi fenasın ya. Ben ne bileyim ya. Tekrardan çıktım adam gelip gelmemesini kontrol etmek için. Umarım istemezsin taş. Seni alırdım ben. Evet, bir hakkımız daha var. Bir hak dolmadan biz aklımız orada artık. Yeni gelen arkadaş var mı? Şu Marco hala 5.000'i var. Yeni gelen kimse de yok. Bizim Marco'yu almamız için, yok abi ya, o kadar vuruşu arttıramam ben. O zaman şimdi diğer arkadaşı alacağım, ben ne yapmam gerekiyor? Adamda itici vardı. Pompalı koyacağım ama neye? Şimdi bunda pompalı var. Kovucu koysam. Kovucu koysam. Sonrasında Nevan için o can veriyor. Bir kovucu da vardır değil mi? Hayır. Nasıl olmaz? Bir tane de şunu koysam. Ya işe yaramaz ama denemek istiyorum. Peki bunda işe yarar mı? İnşallah yarar. Dostum yaraman lazım. Hani ne kadar bir can artışı yapsak da, dur bir dakika ya, nasıl yapsak da? Ya bunu yine arttırırız biraz. Bir saniye. Bunun 10.000. Fark eder mi? 800 iyi. Sen bana için can veriyorsun. Sen gel kardeş. Sen de şöyle gel. Başka bir balina var mı? Yokmuş. Tamam, yani yine en kötü biraz daha iddiamız arttı. Bahis bitti. Oradan gelecek ufak bir nebze olsun. Bir artış da bize yardımcı olabilir bakalım. Evet kardeşim. Yapışkan silindir. Aman ha. Aldık lan.
Evet, çok az bir canla kazandık. %6 oldu vuruşumuz. %6 oldu kasa. Güzel gidiyoruz şu an. 10 kişi sağdakine vermiş. Hadi bir daha yapıştır. Evet, bahis verirseniz, oynarsanız, kaybedirseniz direkt çıkın oyundan. O bahisi hiç izlememiş gibi olacaksınız. Dolayısıyla tekrardan o parçayı bahise yatıramayacaksınız ama taş da vermemiş olacaksınız. Şimdi ne yapıyorduk? Çete savaşına. Hadi girelim. Evet, ilk rakibi zaten alıyorduk. Yine ilk rakibi bununla mı girelim yoksa başkasıyla mı? İticisi var. İki balon bize doban eder mi? Aa, bilmiyorum ki ya. Veya bu. Az bir saniye. Ama kaybetmeyelim. Ha, çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Kardeşim, selamünaleyküm. Come on. Parti P TV'nizde dostum. Çok iyi. Walkie'yi de aldık. Güzel. Tuz kupa daha. Devam. 50 ve 100. 9. rakipteyiz. Sörçü için yükselttiğimiz abi çok güçlü bir adam geldi. Yani çok güçlü. Ama bir saniye, matkabı var, bilmem neyi var, zartı var, zurtu var. Kovucuyu çıkaracağım. Seni buradan almayayım. Seni alayım buradan. Bak, Mütalez için. Mütalez burada var. Mütalez'in vuruş birini oraya koyduk. Yani sırf can artsın diye. Her neyse, önemli değil. Tekrar şuraya iki balon yerleştireceğim. Abim benim. Ne için %120? Hilti için. Gereksiz. Seni gereksiz. Şimdi bakalım ne olmuş burada. Burada neler var. Hemen bir kontrol edelim. Abimizin vuruşu sağlam. Zıpkını da var abimizin. İnşallah bizi almaz. Bir hakkımız var. Ne yaptın sen abi? İki tane mi zıpkının var? Yok artık. İki zıpkın var lan adamda. Oy. Oy oy oy. Sen ne yapıyorsun ya? İki zıpkın var ya. Ulan sen nereden karşımıza çıktın belalı. Biz bunu değişeceğiz abi. 10 taş vereceğiz. 10 taş vereceğiz. Uzun bir aradan sonra 10'da 10 yapacağız taş vererek. Evet. Hayırlı işler. Bu arkadaşta da o dalgadan var. Yalnız 83.000 can bizi acıtır. 19.000 de vuruşu var. Nasıl bu kadar can? Sana lanet olsun. Ne yapacağız seni? Bu kadar canına sahip olacağız biz. Yine bir 10 taş istiyor. Son bir kez. Daha değişiklik yaptık mı? 58.000 vuruş. 2 tane balon. Bak, 2 tane balon. Pompalı da var. Madem sende 2 balon var. Yahya Royamero. Ayarlara değil. Şuradan bakacağız tekrar. Çete savaşı gir abi. Yapıştır gelsin. İlk gövde tamam. İkinci gövde tamam. Saçlar ok. Bunlar ok. Gir abi. İlk gövdemiz 19.000 vuruşu var. Kasanın umarım kalkarsın. Kalkarsın kardeşim, ne yapıyorsun? Sana yine taş mı vereceğiz ya? Öf. Öf. Pislik. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Öküz gibi adam. Balon işlemiyor lan ona. Ve de 19 binlik bir can artışı ya. Nasıl olacak ki? 19 bin. 19 bin ne yapacağım ben ona ya? Öyle bir balinam var mı benim ya? Yok ki. Abi bir dakika, bu Sörç için can veriyor. Hep verse ne olur gövdeni? Öyle demiyorum aslında. Neyse ya, çete savaşı şu anda rafa kaldıracağım. Beynim yandı şu an. Bunu çıkartıyorduk. Sörç'ü nereye koyuyorduk? Arkaya mı, öne mi? Lan hiç hatırlamıyorum. Beynim yine gitti. Böyleydi galiba ha. Yoksa. Herhalde böyleydi. Diğer her şey tamamsa girelim bakalım. Marco çıkmış mıdır veya Marco gövdeyi değişmiş midir? Değişeceğini zannet. O Marco 13 adam almış Marco. Evet, Moza gelmiş. Moza iyiymiş, güçlüymüş. Moza Moza'yı da bizim neden böyle adamlar karşısında gücümüz azaldı? Moza sağlamsın. 777. Sonraki rakip.
17.000 cash flow kardeşim. Ya bunu almamak içten bile değil. Yani her türlü alacağız. Rakibe doğru ilerliyoruz zaten. Çok iyi. Süper. Bir sonraki rakip. Papi papi çulo. Çok güçlü lan. Neyse arkadaşlar, burada videoyu sonlandıralım dilerseniz. Sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Adamsınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.